Örneğin evinden çıkartılmış, basılmış bandrollü kitaplar. Yani aslında iktidarın Kürt düşmanlığında, yine hukuksuzluğunda, suç unsuru yaratmada sınır tanımadığını tekrardan görmüş olduk. Buradan bir kez daha yapılan gözaltıları kınadığımızı ve bu siyasi soykırım operasyonundan, bu anlayıştan bir an önce vazgeçilmesini ve arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını gerektiği çağrısını yapıyoruz. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz üzere partimiz büyük bir yürüyüşü bıraktı. Yürüyüşü tamamladı. Partimizin bu yürüyüşü toplumun her kesiminde, bir kesiminde bir dalgası yarattı. Bir zamandır bastırılan toplumsal kesimlerin cesaretin ve umudun ışığını yarattık tekrardan bu kesimlerde. Gençlerin, kadınların, emekçilerin, yoksulların sesine ses olduk. Nefes olamayanlara nefes olduk bu yürüyüşümüzle. Her gün daha da despot CHP iktidarının karşı sokaklara taşıdık. Umudu alanlara taşıdık hep beraber. HDP kurulduğu günden bu yana yürüyüş halinde. Türkiye'yi demokratikleştirmek için yola çıkmıştık. Kadınlar, gençler, emekçiler için yol almıştık. Yürüyüşümüz bu inançla devam ediyor ve başarana kadar da devam edecek. 15 Haziran'daki darbeye karşı demokrasi yürüyüşümüz de bu uzun yürüyüşümüzün bir parçasıydı. Darbeye karşı Edirne'den Kürt sorununun diyalogla çözümüne, demokratik çözümü için de Hakkari'den hareket ettik. Ve darbe dinamikleri için hapsolmuş bir Türkiye'yi AKP'nin darbeci zihniyetten kurtarmak için başlattığımız yürüyüşte AKP'nin yaratmaya çalıştığı despotik parti devletinin tüm çirkin yüzünü hep birlikte gördük, hep birlikte tanıklık ettik. Uzaktan selamlamaya çalışan halka atılan gözlükler, uygulanan şiddet, polis ablukaları ve kişi başına düşen yüzlerce polisi hep beraber gördük. Ancak umudun partisi olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Demokrasi ittifakının ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gördük ve gösterdik. Bu yürüyüş bitmedi. İnatla, inançla devam edecek. İnsanca bir yaşamı tüm halklara, tüm inançlara sunabildiğimiz güne kadar da yürüyüşümüz devam edecektir. Bizim yürüyüşümüz bir başlangıçtı. Zulüm altında olan, sesini çıkaramayan, herkes yürümeli ve herkes hakkını aramalı. Bu anayasal, demokratik bir haktır. En temel, en doğal haklarımız anayasal güvence altına alınmış, garanti alınmış haklarımız dahi AKP iktidarı tarafından maalesef ayaklar altına aldığı bir dönemden geçiyoruz. 82 milyonun savunma hakkı için yürüyüşe geçen baro başkanlarının Ankara girişindeki durdurulmaları, yağmur altında polis ablukasında bekletilmeleri, darp edilmeleri iktidarın utanç tablosu olarak hafızalara kazındı. Sırtını saraya dayayanların da, saraya yaslayanların da, padişaha dayananların da içine düştüğü hazin durum içinse herkes bir ders almalı, herkes bundan ders çıkarmalı. Baro başkanlarının talebi hepimizin talebi. Çünkü bağımsız ve tarafsız bir yargı hepimizin ve Türkiye'nin en temel ihtiyacı durumunda. Savunma yargının en temel ayaklarından ve en önemli ayaklarından bir tanesidir. Yargıyı saraya bağlayan Erdoğan şimdi de savunmaya gözünü dikmiş, savunmayı saraya bağlamaya çalışıyor. İstiyor ki yargının her aşaması, yargının her kademesi kendi kontrolünde olsun, hiçbir yerden en ufak bir itiraz gelmesin. Baroların bu yürüyüşü işte tam da bu adıma karşı bir karşı çıkıştı. Buna karşı başlatılan bir karşı koyuştu. Her yeri, her alanı adım adım ele geçirmeye çalışan ahtapot misali, her yere kollarını saran bir iktidar var karşımızda. Bunun karşısında suskun kalmak, karanlığa davetiye çıkartmak, despotluğa davetiye çıkartmaktır. Baro başkanlarına yaşatılanları bir kez daha buradan kınıyoruz. Ve ne olursa olsun savunmanın yürüyüşünü durduramayacaklarını biliyoruz. Savunma susmayacak, savunma susmadı ve susmayacaktır. Bunu buradan biz de ifade etmek istiyoruz. Buradan iktidarı tekrardan uyarmak istiyoruz değerli basın emekçileri. İktidarın girdiği şiddet yolu yol değil. İktidarın girdiği şiddet, savaş ve çatışma sorunları büyütmekten, çözmekten ve ağırlaştırmaktan öteye geçmiyor. Sorunları ve çatışmayı ortadan kaldırmanın tek yolu var. O da diyalog ve müzakerenin
karşılıklı müzakere ile gerçekleştirilir. İşte HDP kurulduğu ilk günden bugüne annelerin canı yanmasın, gözyaşları dökülmesin ve insanlar artık daha fazla bedel ödemesin diye canhıraş çaba içerisinde ve demokratik siyasetin siyaset yürütmenin adı oldu HDP. Türkiye'de Kürtlerin kimlik, ana dil ve kültürlerini yaşayamama sorunu var. Özgürlük sorunu var, demokrasi sorunu var, ekonomi sorunu var, adalet sorunu var. Yani bu listeyi aslında uzattıkça uzatabiliriz. Çünkü sorunlar çok fazla. Tüm bu sorunların anahtarı Kürt sorununun çözümü tabii ki. Sorunu anayasal haklar ile güvence altına alınacak şekilde çözüme kavuşturulmadığı müddetçe diğer sorunların hiçbir şekilde çözümü mümkün olmayacaktır. Çözüme kavuşamayacaktır. Türkiye'de hepimizin bildiği bir demokratikleşme sorunu var. Demokratikleşmenin önündeki de en büyük engel de elbette Kürtlere yönelik uygulanan inkarcı, ayrımcı, şiddete dayalı devlet politikaları. Bu yüzden çağrımız Türkiye halklarınadır. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminin dahil olacağı demokrasi cephesinde buluşmalı. Ve bu tekçi otoriter anlayışa karşı yek vücut halinde hep birlikte mücadele etmeliyiz. Şimdi buradan şöyle bir bakalım. Kürtlere iktidar neler yapmış, neler uygulamış bu zaman zarfında. Kürtlerin seçtiği belediye eş başkanlarını görevden alıyor ve kayyum atıyor. Kürtlerin seçtiği milletvekillerinin vekilliklerini düşürüyor ve hapse atıyor. Kürtlerin ailelerini faili meçhul cinayetlerle katlediyor, faili meçhul cinayetlere maruz bırakıyor, faillerini bir bir beraat ettiriyor. Şengal'de, Afrin'de, Serekaniye'de, Gresipi'de Kürtleri yurdundan ediyor. Kürtlerin dine yönelik her türlü küçük düşürücü hakarette bulunuyor. Kürtçe tabelaları yol işaretlerini kameraların önünde siliyor. Kadınların her türlü kazanımına saldırıyor. Kürtlerin kültürüne ve değerlerine durmadan saldırıyor. Kürtlerin cenazelerini kaldırımlara gömüyor. Kürtlerin kemiklerini annelerine kargo ile gönderiyor. Kürtlerin mezar taşlarına saldırıyor ve daha önemlisi Kürtlerin cenazesinin defnedilmesine izin dahi vermiyor. Sonra da Kürtlerle sorunumuz yok diyor. Daha ne kadar sorununuz olacak? Sorun dediğiniz şey daha nedir? Bilmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, biliyorsunuz 9 Ocak 2013'te Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçiyi katledenler, Kürt sorununun çözümsüzlük girdabına sürükleyenler, şimdi de Kobani'nin Helince köyünde 3 Kürt kadın siyasetçiyi SİHA'larla katlettiler. Ve dün akşam da Süleymaniye'ye bağlı Şarbejer'de halkın mesire alanında piknik alanını bombaladılar. Ve görüntüler basına yansıdı. Saldırının görüntüleri yayınlandı. Tüm dünya ve kamuoyu o görüntüleri gördü. Görüntülerde çok açık görülüyor. Çocukların şen gülüşleri bir anda piknik yapmakta olan bir yerde babalı aileleriyle eğlenen çocukların şen gülüşleri bir anda bombalarla nasıl yok edildi? Kürt halkına yönelik bu saldırgan tutumdan bir an önce vazgeçin. En demokratik hakları için mücadele yürüten Kürt halkını hedef alanlar, bu hak için mücadele eden Kürt kadınlarını daha fazla hedef alıyor ve tüm kadınlara mesaj veriyor aslında. Yani tüm kadınlara, kadın mücadelesine mesaj veriyor. Ben buradan tüm dünyaya ve özellikle de Kürt kadınlarının, Kobani'deki katliamda yaşamını yitiren Kürt kadınların ailelerine, özellikle Kürt kadınlarına ve tüm dünya kadınlarının başı sağ olsun diyorum. Ve şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Bulunduğumuz her yerde, her zeminde kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler buradan bu vesileyle iktidara ve iktidar yandaşlarına şunu söylüyoruz. HDP'yi suçlayacağınıza şu soruyu kendinize sorun. İktidar Kürtlere neleri reva görüyor diye sorma cesaretini kendinizde bulun ve bu soruyu sorun. Kürtlere ne var?
reva gördüğünüzle bir an önce yüzleşin ve bunun hesabını bağımsız, tarafsız yargıya bir an önce bunun hesabını verin. İktidar kendisi için keyfi bir uygulama haline getirdiği kayyum uygulaması hala devam ediyor. Son olarak da Sarıcan Belde Belediye'mizde aynı uygulamayı devam ettirdiler. Sarıcan Belediye Başkanlarımız Bekir Polat, Canan Tatekin evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Ve mahkeme kararı beklenmeden Sarıcan Belediyesi'ne kayyum atandı. Aslında bu dönemin özeti ve bizim yürüyüşümüze de karşı çıktığımız durumu özetleyen bir durum. Çünkü hukuksuzluğu kanıksatmak isteyen bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Fakat onların bu çürümüş zihniyetine rağmen bu hukuksuzlukların karşısında duracağız ve sonuna kadar haklı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kayyum iktidarın Kürt düşmanı politikalarının tezahürüdür. Bir kez daha bunu buradan ifade etmek istiyoruz. Kayyumların pratiklerine baktığımızda aslında Kürt düşmanlığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Kürdün değerine, diline ve kazanımlarına saldırmak kayyumların ilk icraatları. Ve yine son zamanlarda basına yansıdı, Batman'da da gördük. Peşi Peya yazısının değiştirilip Türkçe yazılması da bunun son örneği oldu. Nüfusun %80-90'ının Kürtlerden oluştuğu bir şehirde yapılan bu uygulama çürümüş pespaye anlayışlarının dışa vurum haliydi. Kayyum seçme seçilme hakkının gaspıdır. Kayyum Kürt düşmanlığıdır. Bunu birçok kez söyledik. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Kürtlere bunu reva görüp ardından benim Kürt kardeşlerim diyemezsiniz. Kimse buna inanmaz artık. Çok söyledik. Bir kez daha söylüyoruz. Çözüm Kürtlerin haklarının tanındığı demokratik bir anayasadan geçmektedir. Eşitlik ve evrensel hukuk normları temelinde yeni bir yaşamı, özgür bir yaşamı hep birlikte inşa etmeliyiz. Çözüm buradan geçer. Değerli basın emekçileri, AKP'nin 18 yılın sonunda ülkeyi getirdiği yer dünyadaki savaş deneyimlerinde bile görülmemiş bir yoksulluk düzeyi. Türkiye tarihinde yoksulluk bu kadar geniş bir nüfusa yayıldığı tek bir dönem yok. Tek bir dönem var, o da AKP iktidarının olduğu dönemdir. Yoksulluğu kader ile açıklamanın yollarını arayan saray rejimi gündem değiştirmeye çalışsa da Türkiye halklarının ilk sorunu ve temel sorunlarından biri yoksulluk ve işsizliktir. Yoksulluk kader değil. Ülkeyi yönetmeye başladığımız ilk yılda yoksulluk kalmayacak. Asgari gelir desteği faturasız yaşam politikamızla HDP olarak yoksulluğu bitireceğiz. Ne 90'larda ne daha geçmişte bu kadar tabana yayılmış yoksul sayısına ulaşılmadı. Yandaşlar, rantçılarla oluşan kaymak zengin takımı zenginlik ve israf içinde yaşadı ama milyonlar yoksulluk ile mücadele etmek zorunda. DİSK'in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapılması gereken harcamanın tutarı 2394 TL. Yoksulluk sınırı ise 8282 TL olarak açıkladı DİSK bu verileri. AKP'nin ekonomi politikaları Türkiye'de ise bir avuç yandaşı milyoner yaptı ama karşısında ise 25 milyon insanı açlık sınırına çekti. 25 milyon açlık sınırında insan var etti. Bu tabloyu ifade etmek için aslında Erdoğan'ın 90'lardaki sözünü hatırlatmakta yarar var. Muhtemelen aynı yaklaşımla ülkeyi yönetmeye devam ediyordur. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir, zengin de çalmasını iyi beceremediği içindir, zengindir sözleri bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ona ait sözler. Bunu buradan hatırlatmak isteriz. Yoksulluk kader değil ama iktidarın kaderini yoksullar belirler. Ve yoksulların sabrı belirler ve artık sabırlar tükendi. Bu ülkenin işsiz gençleri ve kadınları, yoksulları artık eşitlik ve adalet istiyor. Artık sabır taşları çatladı. İşsiz ve yoksullar ekonomik adalet olmadan toplumsal barış olamaz diyor. Biz de HDP olarak toplumsal barışın ekonomik boyutunu sağlamaya hazırız. Üretim ekonomisi ve adil dağıtım ile bu ülkenin ekonomisinde barışın da
ekonomik barışını getirebileceğini düşünüyoruz ve bunu yapmaya hazırız. Hepiniz biliyorsunuz değerli basın emekçileri, şiddetli yağmur yağışlarından kaynaklı Bursa'da 5, İstanbul Esenyurt'ta da bir yurttaşımız hayatını kaybetti. Buradan ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz tekrardan. Ranta, kâra, TOKİ'ye, betona, asfalta dayalı belediyecilik anlayışının sonucu bu felaketler, felaketler ve can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Doğal akarsu kanallarının ve ormanların yok edilip betona çevrildiği ve her yeri potansiyel bir felaket alanına dönüştüren bir durum var. Planlama yaparken bir kentin geleceğinden tam 50 yılını düşünmek zorundasınız. Sadece ama maalesef iktidar kendisinin ve kendi belediyelerinin dönemiyle sınırlı olarak geleceği düşündüğü için yaşanan her can kaybından iktidarın kendi sorumludur. İstanbul Esenyurt'taki sel felaketinden sonra bir yurttaş yaşamını yitirdi ve 500 hane sel altında kaldı. Ve bu felaket 2-3 yılda bir maalesef tekrarlıyor. Önceki gün partimizden bir heyet İstanbul Esenyurt'ta temaslarda bulundu ve olay yani incelemelerde bulundu. Felaketin iktidarın ranta dayalı yapılaşmasının sonucu olduğunu heyetimiz yerinde tespit etti. Dere yataklarındaki yapılaşmalar, bodrum katlarındaki oturma izinlerinin verilmesi, yıllardır insanları öldüreceksiniz, felaketlere davetiye çıkartıyorsunuz denilmesine rağmen maalesef hiçbir önlem alınmamıştır. Esenyurt'ta katliama davetiye çıkartanlar, o kararlar altında imzası olan her yetkili, her kişi mutlaka bağımsız, tarafsız yargıya hesap vermesi gerekiyor. Değerli basın emekçileri, tabii COVID-19 gündemimiz de hala devam ediyor. Türkiye'de de can almaya gidiyor ve her geçen gün vaka sayısı artıyor. Tedbirler gevşetildiği için artık Sağlık Bakanlığı talimatıyla bölgede özellikle Kürt illerinde hastanede korona şüphesiyle giden kişilere bulgu gösterdiği halde test yapmak yerine önce tomografi ve kan tahlili gibi aslında tanı ve tedaviyle çok da ilgisi olmayan yöntemlerle test yapılmamaya çalışıyor. Eğer buralarda koronaya dair şüphesi olacağına dair bir bulgu varsa, yani COVID-19 bulgusu varsa test yapılıyor. Test yapmamak için adeta vaka sayısı, vaka tespiti yapmamak için ve bu sayıyı düşük tutmak için her türlü manevra yapılıyor. Özellikle Şırnak'ın Cizre ilçesinde çok daha özel bir durumla karşı karşıyayız. Şu an birçok mahalle, sokak, bina koronavirüsü vakalarından kaynaklı karantina altına alınmış durumda. Hastaneler yetersiz. Vaka sayısındaki normalleşme sonrası her geçen gün artması üzerine esnaf kendi inisiyatifiyle kepenk kapattı. Evde kal çağrısına bulundu. Bizler de iktidarın bu duyarsızlığı karşısında Cizre halkına kendi tedbirlerini alması konusunda çağrımızı ineliyoruz. Partimiz tüm imkanlarıyla, tüm koşullarıyla beraber Cizre halkının yanındadır. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa soru alacağım, yoksa basın toplantımız bitmiştir. Durmancı, ben mi kursa? Efendim? Kursam işare Ömer Sönmez. Beriye Çandro Can, Şandeyeke AK Parti'ye, Lisser Yasaya, Baro'ya, Serdan'a hedef nedir bu? Gero Dövey Herdeydin'e de çağat akhaftın, das meseleye Baro'yan hat akhaftın, ya meseleyin dinji hat akhaftın? Lisan mesele baro hat akhaftın wana derbare plan saziye ki baroye jmara parvekir meji nerine ku ve ki baroyun Türkiye çıdu kazın çıdu bejin meji gotinen van bu ara parvekir. Ya kalemli çek kalemli jor heye bir kenara pişler mi plansız bir çekin. Tamam baş. Ben de tamam. Abi.